Herkese selamlar dostlar. 15 Aralık 2023 Cuma ayı daha hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek bahsedeceğim. 3 tanesi futbol, 3 tanesi de basketbol, Euroleague'den anlatacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. İsterseniz direkt başlayalım. Bir adet maç skoru yarışmamız var ve bilenlere açıklayalım. Maç skoru yarışmamızda Nottingham Forest ile Tottenham. Maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Şunu söyleyeyim. Nottingham Forest kendi evinde son oynadığı bir Everton maçı var. Onun haricinde kendi evinde bütün maçlarda gol attı. Tottenham'ın formunu ben zaten çok beğeniyorum. 3-1 ayarında bir skor beklentim var. Sizce maç skoru ne olur? Yorumlara yazabilirsiniz. Galatasaray maçının skoru bilen yok. 1-0 Kopenhag kimse yazmamış. Milan maçını bir kişi alacaktık fakat Galatasaray bilen olmayınca Milan'ı da iki kişi alalım istedim. Forever Free isimli kanal ve Arda Altınkaya isimli kanallar da kazanmıştır. Instagram üzerinden bana yazabilirler her türlü soru görüşü öneri için e, gruplara katılmak isteyenler veya herhangi bir sorusu olan herkes benimle buradan iletişime geçebilir. Instagram, Instagram adresimiz Kangal Bey. Dün beklenen oldu dostlar. Full geldim. NBA'de 9 adet mücadelemiz vardı NBA'de. E, ideal kombine, yüksek misli, e, bir de liste. Yani oynanan bütün maçlara zaten 9 tane maç oynandı. 9 maçın hepsine de ideal tercih yapmaya çalıştık. Ve hepsi de kazandı dostlar. Gecenin bombaları diye attığımız 9 mücadelenin 9'u da başarıyla sonuçlandı. Şunu söylemek istiyorum. Bunu zaten bir de Her Kız Açık Telegram grubuna da ilettik. Günün kombinini de oraya ilettik. Oradan kazan sağlayanlara da ayrıca tebrikler. Yani beklenen oldu. Geçen 13'te 12 oldu. Bu sefer 9'da 9 oldu. Şimdi diğer hedefimiz de 13'te 13 almak. Umarım en kısa sürede bülteni fulleriz diyerekten de devam ediyorum. Tebrikler. Yüksek mislere bakalım. Dün 3 tane yüksek mislimiz vardı. Soldan başlayalım. E, Hastun'un mücadelesi vardı. Burada atacağı 108 sayıya 2800 misli önerdik. Biz güveniyorduk açıkçası gelmesini. Zaten 117 sayı yine attı? Tertemiz içeri aldık. 2800 misli. Ortada da Pi'nin mücadelesi vardı. Ona da 120.5 üst verdik. O da 129 sayı attı. 800 misli de o geldi arkadaşlar. Bunu da bu şekilde içeri aldık. Dortmund PSG maçına PSG'nin bir yarıyı kazanmasını bekliyordum ki ben maçı kazanmasını bekliyordum. Kaçan pozisyonlar bilmiyorum gördünüz mü? Buna da yüksek girmiştik. 2200 misli. Burada PSG yeri kazanamadı. İptal olan goller, kaçan pozisyonlar, Şule'nin çizgiden çıkarmış olduğu top derken bu şekilde dün 3 tane yüksek mislimiz vardı. 3'te 2 olarak tamamladık. Devam edelim. Kupon odasında ideal kombinlere baktığımız zaman gecenin NBA kuponunu kazandı arkadaşlar. NBA kuponumuz vardı. Onu içeri almayı bildik. Diğer kupon odasından futbol günün tek futbol ideali vardı. Ona da baktığımız zaman da Celtic-Faynert mücadelesinden var verdik. Newcastle mücadelesinde 9 korner bekliyordum. 8.5 üstten 0.5 kornerle kaçırdık. Maç 8 kornerle tamamlandı. Yani Newcastle basmadı. Geriye düşmesine rağmen bassa çok rahat çıkartabilirdik. Canlı olarak zaten gruplarda hizmet vermeye devam ediyoruz. Sabah, akşam, gündüz hiç fark etmez. Gece her türlü ekran başındayız. Canlı olarak kazandırmaya devam etmeye çalışıyoruz. Ayrıca herkes açık telegram grubumuzu açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Buraya da katılabilirsiniz. Ücretsiz tercihlerden sizler de faydalanabilirsiniz diyerekten de. Hatta ben gece göstereyim. Yani dün gece neler oldu ondan bahsedeyim. Gece saat ekranda görüyorsunuzdur 3.35. Biz canlı yapma peşindeyiz. Burada New Orleans mücadelesine ilk yarı 2 olarak aldık. 1.92 gibi orandan. Bakın 1.92 gibi orandan. Detroit mücadelesine de ilk yarı 2 aldık. Deneme 1 2 3 şeklinde aldık. İlk yarı 2'yi aldık. Pardon, ikinci yarı 2 aldık. Miami mücadelesi vardı. bir 1.41 gibi orandan ilk yarı 1 aldık. İlk yarı bahisleriyle devam ettik. Pihi geldi. 1.92 gibi orandan New Orleans geldi. Toronto mücadelesine ev sahibi 125, 124.5 yani 125 sayı bekledik. 1.55 gibi oranından o da geldi. Miami de geldi. 4'te 4 oldu. Mesela gece NBA bekleyenler varsa gece saat canlısını yaptık bitirdik. Ondan sonra günün NBA kuponu vardı zaten. Benim bütün tercihlerimiz kazandığı bir günde zaten NBA kuponumuz geldi. Yani ekranda 9'da 9 full maşallah nazar değmesin. 800 misli, 2800 misli maşallah bu şekilde devam ettik. Diyerekten de, umarım da devam ederiz. Sizlerden ricam artı 300 seviyesinde bir beğenidir. Şöyle videoya Cuma günü olması kaynaklı artı 300 seviyesinde beğeni gelirse de hafta sonu için sizlere bir adet de ideal kombine vereyim. Değerlendireceklerine bol şanslar. Elleriniz dert görmesin. Başlayalım. Gladbach'la Werder Bremen karşılaşması. Werder Bremen'in ve Gladbach'ın son maçını izledim. Özellikle Gladbach'ın Union Inou, Berlin dev basmanı vardı. O maçta yani Kangal imzasını attı. Şu yönde imza attık o mücadeleyi. Ev sahibi 1.5 üst. sonu 1. Yani 10 maçtır kazanamayan bir ligde Union Berlin vardı. Ben de bu maçı kazanırsa şaşırmayın. Çünkü yeni bir teknik adam geldi. Takım da aslında o kadar da kötü oynamıyor ki hafta hafta içinde oynamış oldu. Real Madrid mücadelesinde de Real'e iki tane tıklattı. O yüzden demiştim. Gladbach bu maç çok etkili değildi. Plea'nın hatta bir kafa golü var. Onun dışında çok fazla da pozisyon bulamadı. Werder Bremen ile oynayacaklar. Savunma yapamayan bir Werder Bremen takımı olduğu için ben burada tek bir tercih yaptım. Gladbach'ın kendi evinde atacağı 2 gol ev sahibi 1.5 üstün bir 1.45 gibi oranı var. Evinde çok golcü bir de takım değil açıkçası. 7 maçta 11 gol mü ne yaptı ama Werder Bremen'in savunma e, yapısı kaynaklı çok da savunma yapamadığını söyledim. Burada Gladbach tarafından 2 gol bekliyorum değerlendirecekler. Bol şanslar Diğer mücadelem Nottingham Forest ile Tottenham. Bu maçın maç skoru sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz dostlar. Ben Tottenham tarafının oynamış olduğu şu son haftalarda mağlubiyetler, beraberlikler var ya. oynamış olduğu oyunda bile gerçekten çok beğendim. Yani eksik olmasına rağmen takdire şayan bir oyun oynuyor. Postacıoğlu ile birlikte fark yaratan bir Tottenham takımı var. Zirve yarışından biraz uzak kaldılar. 7 puan gerideler. 2 şu 3 hafta önce falan liderdi Tottenham takımı. Nottingham Forest'la oynayacaklar. Forest takımı da korkusuz bir takım videonun başında söylemiştim maç skorunu sorarken sizlere. Everton maçı hariç kendi evinde oynamış bütün maçlarda gol atan bir Nottingham Forest tarafı var. Tottenham'da zaten çizgiyi ne kadar önde, defans çizgisini ne kadar önde kurduğunu zaten biliyorsunuzdur mutlaka. izleyenler varsa takip edenler varsa. Ee, yani Forus tarafı da buradan gol beklenebilir. Fakat ben burada favoriden yana olacağım. Tottenham tarafının atacağı 2 gole idealden bir oran var zaten. 1.45 gibi oran. Ben burada deplasman 1.5 üstü sizlere idealden önermek isterim. Fakat yüksek orandan da şöyle bir öneri yapmak istiyorum. Benim skor beklentimde 3-1 bu arada Tottenham tarafında. şöyle bir değerlendirme yapabilir miyiz diye düşündüm ben. Mat sonu 2 ve KG varın oranına baktığımız zaman da yüksek orandan bir oran var. Matsun 2 ve KG var. Onun oranı 2.32. En üstteki oradaki oran. Tottenham'ın galibiyetini bekliyorum. Ama Nottingham da gol atabilir. O yüzden karşılıklı gol var olur ve Tottenham kazanabilir. Onun da oranı 2.32 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. Monaco ile Lyon. Lyon son mücadelesini kazandı. Lyon'un başına bu arada şu an teknik adam gelmedi. Bayağıdır bir teknik adam yok. Grosso gelmişti. O da geldiği maçtan hiç etkili olamadı. Takım kaybetmeye devam etti. Şu anda ligin dibinde. Aynı şekilde Lyon tarafı son mücadelesini kazandı. E moral olacaktır tabii ki Lyon tarafının o galibiyet. Ama takımın başında bir teknik adam yok ve iyi oynayan bir Monaco takımı var. Monaco'nun asıl oyunu, asıl oyun mentalitesi ilk yarıdan fişi şey çekmek. Özellikle kendi evinde oynamış olduğu mücadelede genellikle ilk yarıdan gol bulabilen bir takım. Ben de idealimi buna göre değerlendirmek istedim. İlk yarıdan Monaco'nun atacağı bir gol ilk yarı bir falan değerlendirebilirsiniz. Yüksek orandan da. Burada ilk yarı Monaco'nun bir golü bir idealden bir 37 bandında bir oran var. Monaco bu maçta ilk yarıdan gol bulabilir arkadaşlar arkadaşlar. Onun dışında yani yüksek oranlar ne yapabiliriz diye baktığımız zaman da eğer beklenen oyun zaten Monaco favori. Onu söyleyeyim. Ee, yani fazla gelebilir bu oyun. O yüzden handikap da atabilir mi? Yüksek orandan böyle bir öneri yapmak istedim. Handikapın oranı 2.18. Yani Monaco tarafı 2-0 belki 3-1 ayarında. Yani iki farklı galibiyet gelebilir. İlk yarıdan bir gol, ikinci yarı bir gol veya iki gol çektiğinde Monaco tarafı maçı handikapla da bitirebilir. Onun da oranı 2.18 arkadaşlar. Fenerbahçe Beko ile Monaco karşılaşması. Bu maçta beklentim şu yönde. Özellikle şu an Fenerbahçe'nin e, koçu Dimitri Itiulis yazıyor da gönderildi arkadaşlar. Ya yani Takım çok fazla sözünü dinlemiyordu açıkçası. Monaco ile oynayacaklar. Ee, burada açıkçası şu yönde. Fenerbahçe'nin maçı kolay değil. Eksikleri yok açıkçası. Çok fazla eksiği yok Fenerbahçe Beko'nun. Monaco iyi bir oyun sergiliyor. Maç geneli üst alalım dedim ben. E, Fenerbahçe'nin maçında başında koç yok. Ya yani bu yönde bir ee, bu arada Saras gelecekmiş galiba. Eski Barcelona'dan bilir, bilirsiniz. Onun koçuydu. O gelecek sanırım başına. Ali Koç görüşme yapmış haberleri var falan. Yağız Sabuncuoğlu haberini geçmiş bu arada. Ben maç geneli üst bekliyorum. 159.5 üst yani 160 sayı. Fenerbahçe Beko'da Monaco'da skorer takımlar 160 sayı bandını gelebilirler. 159.5 üstünün oranı zaten 1.9 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Diğer mücadelem Olympiakos'la Valencia mücadelesi. Olympiakos'un kadro kalitesi var. Özellikle Vezenkov'un gitmesiyle birlikte takım biraz gerçekten güç kaybetti. Valencia tarafında Alex Mubru'nun ekibi gerçekten başarılı bir oyun oynuyor. Özellikle orta atışlar, kısa mesafeli atışlarda başarı yüzdesi yüksek bir takım Valencia tarafı. Ben burada Olympiakos yenebilir diyorum fakat Valencia tarafı 13 fark yemez gibi geliyor bana. İdeal bir oranı var burada. Şöyle 12.5'ten 1.40 bandında bir oranı var. Valencia yenilebilir okey ama Valencia takımı bu maçta bence 13 fark yemez. Benim düşüncem bu yönde değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Valencia 13 fark yemesi. Son mücadele Barcelona ile Milano karşılaşması. Hemen bir bilgi geçeyim sizlere. Barcelona bu sezon EuroLeague'de kendi evinde oynamış olduğu yeni mücadelenin 7'sini de kazanmasını bildi. Barcelona tarafı burada handikaplı olarak kazanabilir. Barcelona burada kazanırsa 6 sayı fark atabilir idealden. Barcelona'nın burada kendi evinde oynamış olduğu bütün maçları kazanarak da devam etmesini bekliyorum. Kazanırken de yani 4 periyodun sonunda Barcelona tarafından 6 fark bekliyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsettim. Cuma sürpriz gün çok fazla yüksek değerlendirmeye gerek yok. İdeal yüksek oranlardan anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.